coşkulu ve enerjik hitabet yeteneği, topluluk önünde konuşma becerisi, sert antisemitik görüşleri ve kitlesel propagandanın büyük yalan olarak bilinen tekniğini kullanmadaki ustalığıyla, tarihin belki de en etkili propaganda kampanyasıyla binlerce Alman vatandaşının beynini yıkayarak onları adeta bir çılgınlık furyasına sürükleyen "Nasyonel sosyalizm benim dinimdir, parti benim mabedimdir" diyen Joseph Goebbels. Kısacası şeytanın avukatı. Paul Joseph Goebbels, 29 Ekim 1897'de Almanya Düsseldorf yakınlarındaki Mönchengladbach'ın güneyinde bir sanayi kasabası olan Reit'te doğdu. Roma Katoliği, 5 çocuklu bir ailenin ferdi olan Goebbels'in babası Fritz, bir Alman fabrika katibiydi. Annesi Katrina, Hollanda'da Hollandalı ve Alman bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının Spartan disiplin tarzı sebebiyle annesine daha çok yakınlık hissediyordu. Ekonomik açıdan çok imkanı olmayan orta sınıf bir aileydi. Çocukluk döneminde akciğerlerde iltihaplanmanın sebep olduğu bir hastalık ve doğuştan deforme olan sağ ayağı ile sıkıntılı bir süreç geçirdi. Sağ ayağı diğerine göre daha içe dönük ve kısaydı. 10 yaşlarındayken bunun için bir ameliyat geçirdi fakat deformasyon düzeltilemedi. Metal bir destek ve özel ayakkabılar kullanır, aksayarak yürürdü. Bu sebepten dolayı 1. Dünya Savaşı'nda askerlik hizmetinden muaf tutuldu. 13 yaşında dindar ailesinin de isteğiyle Papaz Johannes Molen'den dini öğretiler aldıktan sonra hayatını Tanrı'ya adamaya karar verdi. Böylece kilisenin oğullarının üniversite masraflarını da ödeyeceğini düşünen aileyi bu durum çok memnun etti. Çocuklarla oynayamaması, oyunlarda tercih edilmemesi sebebiyle yalnızlığı onun için işkenceye dönüşüyordu. Annesinin onun gibi kendi tabiriyle kötürüm birini sevmesi onu hayrete düşürüyordu. Hayatın adil olmadığı kanısıyla öfkeli bir çocuk olarak büyümüştü. Tanrı'yı sorgulamaya başladı. Tanrı onu neden böyle yaratmıştı, onunla alay etsinler diye mi? Neden kendisini sevmesine izin verilmemişti? Yaşıtlarıyla koşup oynayamaması, hastanede geçirdiği uzun süre onu kitaplara daha çok itti. Aynı zamanda ayağından kaynaklanan dezavantajı kapatmaya çalışmak onun için adeta amaç olmuştu. Albertus Magnus bursuyla edebiyat ve tarih okudu. Mezun olduktan sonra Michael adlı yarı otobiyografik bir kitap yazdı. Bu kitapta Goebbels'in bedensel engelinden, kısa boyundan ve kahverengi gözlerinden ne kadar rahatsız olduğu anlaşılıyordu. Freiburg'da okurken Anka Stahlhelm adında bir kadınla 1920'de sonlanan bir ilişki yaşayan Goebbels, ayrılıktan sonra intihar düşünceleriyle uğraştı. Anka ile olan ilişkisi, onun sınıflar arasındaki uçurumu daha iyi anlamasını sağladı. 1921'de Heidelberg Üniversitesi'nde doktora derecesini alan Goebbels'in bitirme tezi, 19. yüzyılda küçük bir romantik oyun yazarı olan Wilhelm von Schütz üzerineydi. 1922 yazında bir öğretmen olan Else Janke ile tanıştı. Aralarında bir ilişki başladı. Fakat Else'nin yarı Yahudi olduğunu açıklamasıyla Goebbels'in tabiriyle büyü bozuldu. Öfkeli ve ağdalı dili yayıncılar tarafından tercih edilmemesine sebep oluyordu. 1923'te başlayıp hayatının geri kalanında devam ettirdiği günlükleri yazma arzusuna bir çıkış yolu sağladı. Günlüklerinde hayatta gerçekten yapmak istediği ve yataktan kalkmasına sebep olacak bir amacı olmamasından korktuğunu yazan Goebbels, amaçsız olduğunu, evrende kaybolduğunu, maddi durumunun üzerinde baskıya sebep olduğunu söylerdi. Edebi eserlerden bir gelir elde edememesi sebebiyle bir süre borsada ve Köln'de banka memuru olarak çalıştı. Fakat bu işten nefret ediyordu. Ağustos 1923'te bankadan çıkarıldı ve Ray'da geri döndü. Almanya'da aşırı sağ, ayrıca toplumsal sorun üzerine çalışmaya,
Karl Marx, Friedrich Engels'in çalışmalarını okumaya başladı. Alman tarihçi Peter Longerich'e göre Goebbels'in 1923'ün sonlarından 1924'ün başlarına kadar olan günlük kayıtları dini felsefi meselelerle meşgul ve yön duygusundan yoksun bir adamın yazılarını yansıtıyordu. Aralık 1923 ortasının günlük kayıtları Goebbels'in Völkisch Milliyetçi Hareketi'ne doğru ilerlediğini gösteriyordu. 1923'te birane darbesi nedeniyle Hitler'in tutuklanması, Goebbels'in Hitler'e karşı olan hayranlığını daha da arttırdı. Yazdığı günlüklerde Yahudilerin tam Alman olamayacağını, Almanya'nın güçlü, sert bir ele ihtiyaç duyduğunu yazıyordu. Goebbels, Hitler'in Kavgam adlı kitabını okuduktan sonra Hitler'in Yahudi Marksizm doktrini iddiasıyla hemfikir oldu. Nazi Partisi ile ilk defa 1923 yılında tanıştı. 1924'te Völkische Freiheit gazetesinin yayın yönetmeni oldu. 1925'te Nazi Partisi'ne girdi. Kısa zamanda yeteneği ve zekasıyla parti içinde hızla yükseldi. Muhalefeti kazanma umuduyla Hitler, Goebbels dahil 3 büyük Ruhrgau lideriyle Münih'te toplantılar düzenledi. Goebbels, Hitler'in kendileriyle tren istasyonunda buluşması için kendi arabasını göndermesinden etkilenmişti. Goebbels burada Hitler'e tam sadakatini sunarak tamamen teslim oldu. Günlüğüne şöyle yazmıştı: "Onu seviyorum, her şeyi düşündü. Böylesine ışıltılı bir zihin liderim olabilir. Büyük olana, siyasi dehaya boyun eğiyorum. Adolf Hitler, sen aynı anda hem harika hem de sadesin." 1926'da Goebbels, nasyonel sosyalizmin Marksizm'den nasıl farklı olduğunu açıklamaya çalışan Nazi Sozi başlıklı bir broşür yayınladı. Şubat 1926'da Goebbels, "Lenin mi, Hitler mi?" başlıklı bir konuşma yaptı. Komünizm ve Marksizmin Alman halkını kurtaramayacağını iddia etti. Hitler, Goebbels'in Nazi Partisi için neler yapabileceğinin farkındaydı. Nisan 1926'da Hitler'le baş başa görüştükten sonra partinin Berlin bölge liderliğine atandı. Berlin o dönemler kızıl olarak anılıyordu. Yani Goebbels bir başarı sergileyecekse bu zorlu, sol görüşlü şehirde sergilemeliydi. Sokaklarda yaptığı konuşmalarda denemelerinde kullandığı o ağdalı cümlelerin yerinin politika olduğunda gösterir olmuştu. Nazi Partisi'nde Hitler'den sonra onun adı anılmaya başlamıştı. Berlin, şiddeti sevdiğini fark ettiği yer oldu. Emrindeki Nazi askerlerini sosyal demokratların üstüne salıyor, sosyalistleri püskürtüyordu. Eski solcu arkadaşlarına, "Köpeklerinizi bağlayın, içimdeki şeytanı sokağa salarsam hiçbiriniz durduramazsınız," diyordu. Goebbels'in provokasyonu bir propaganda taktiği olarak kullanmasından ötürü Berlin polisi Nazi Partisi'nin eylemlerini 5 Mayıs 1927'de yasakladı. Goebbels Ekim sonuna kadar kamusal konuşmalardan men edildi. Bu dönemde Berlin'de propaganda aracı olarak Der Angriff, yani saldırı gazetesi çıkarıldı. Bu gazete modern bir stile ancak agresif bir tona sahipti. Komünizm ve Yahudi karşıtıydı. Parti üzerindeki yasak 1928 başlarında 20 Mayıs seçimleri öncesinde kaldırıldı. Seçim sonuçları Nazi Partisi için kötüydü. Ama Goebbels bu seçimler sayesinde meclise girebildi. Büyük buhran sırasında Hitler tarafından Nazi Partisi propaganda lideri olarak atandı. Propagandanın okullar ve medyada nasıl etkili olabileceği üzerine araştırmalar yaptı. O dönemde reklamcılıkta ortaya çıkan gelişmeleri politik çerçeveye uyarlamayı başaran Goebbels, özellikle ilgi çekici sloganlara ve subliminal işaretlere büyük önem verdi. Poster dizayn hakkındaki yeni fikirleri, büyük yazı tipi, kırmızı mürekkep ve örtülü başlıklar kullanmayı öngörüyordu. Hitler gibi o da toplum karşısındaki konuşma yeteneğini ayna karşısında provalar yaparak geliştiriyordu. Toplantılar marş ve parti bayraklarıyla süsleniyor, kürsüye geç çıkışlar bile dinleyicilerde duygusal olarak büyük etkiyi yaratacak şekilde ayarlanıyordu. Irkçılık, göçmen düşmanlığı, entelektüel nefreti Goebbels'in propagandalarında boldu.
edebiyata yatkınlığı sayesinde insanlar onu saatlerce dinliyor, yazdığı propaganda metinleri kitleleri sürüklüyordu. Ekonomik gerileme yüzünden 1928'de seçilen koalisyon hükümeti çekilmek zorunda kaldı. Goebbels 1930'daki seçimler için Nazi Partisi'nin seçim kampanyasını yürütme görevini aldı. Binlerce toplantı ve miting düzenlendi. Hitler'in konuşmaları, Versailles Anlaşması'nı imzalayan olarak Weimar Cumhuriyeti'nin suçlu gösterilmesiyle alakalıydı. Irk ve ulusal birlik üzerine kurulu yeni bir Alman toplumu öneriliyordu. Goebbels 5 Aralık 1930'da emrindeki subaylarla Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filminin oynandığı salonu bastı ve filmi izlemeye gidenleri darp ettiler. Filmin gösterimi yasaklandı. SS-A lideri Horst Wessel 14 Ocak 1930'da sevgilisi Erna Yanike'nin evinde Almanya Komünist Partisi'nin muharebe biriminin bir üyesi tarafından vuruldu ve 23 Mart 1930'da öldü. Joseph Goebbels, Horst Wessel'i şehit olarak kullanmayı düşündü. Wessel tarafından yazılan Bayrakları Yükselt adlı marş, Nazi Partisi'nin resmi marşı haline geldi. 1930 seçimleri sonuçları hem Hitler'i hem de Goebbels'i büyük oranda şaşırtmıştı. 6,5 milyon oy alıp mecliste 107 koltuk kazanarak ülkedeki ikinci en büyük parti olmuşlardı. Goebbels, 21 Şubat 1931 tarihinde günlüğüne Hermann Göring'in bir bağımlı olduğunu, kendisini şansöle sandığını, megaloman olduğunu ve patronun onunla yüzleşmek istediğini yazmıştı. Goebbels 1930 sonlarında parti çevresinden Magda Quandt ile tanışıp 1931'de evlendi. Magda'ya olan hislerini, güzel bir kadını sevmek ve onun tarafından sevilmek ne güzel bir histir diye günlüğüne yazmıştı. Magda'nın Adolf Hitler'le yakın bir ilişkisi vardı ve adeta Hitler'e tapıyordu. Aynı zamanda rejimin resmi olmayan bir temsilcisi oldu ve Almanya'nın her yerinden kadınlardan, aile içi meseleler veya çocukların velayeti konularında soruları olan mektuplar aldı. 1932'de Nazi subayları Alman vatandaşların Yahudi dükkanlarına girmesini fiziksel olarak engelledi. Pencereler sistematik olarak kırıldı ve Yahudi dükkan sahipleri tehdit edildi. 1932 Noel tatili sezonunda Nazi Partisi'nin merkez ofisi ülke çapında bir boykot düzenledi. Goebbels 1933'te propaganda bakanı oldu. Goebbels'e göre propagandanın amacı ne pahasına olursa olsun kazanmaktır. Dürüstçe yapılması şart değildir. Propaganda yöntemi insan zihnini yönlendirip yalanları gerçeklerin yerine koymaya çalışan düşman kavramı üzerine kurulu bir sistemdir. Goebbels'e göre başarılı bir propaganda için şunlar gereklidir. Propagandayı gerçekleştiren kişi olaylar, halkın görüşü ve gidişat hakkında haberdar olmalı ve propaganda tek bir kaynaktan yapılmalıdır. Çok seslilik propagandanın etkisini yitirmesine yol açar. Düşman her kimse onun politikasını, planlarını etkileyecek kuvvette olmalıdır. Bazen ulaşılması istenen belgeler sızdırılmalı, gizlilik hallerinde ise her şey müthiş bir gizlilik altında tutulmalıdır. Goebbels'e göre herhangi bir propagandanın gerçek ya da yalan olduğunu o propagandanın kaynağı belirler. Her saptırma kendini güvenli konuma almak zorundadır. Aksi halde düşman gerçekliği yönetir. Propaganda esnasında yalan söyleyin. İnananlar olacaktır. Propagandada kullanılan yalanlar ne kadar büyük olursa insanların onlara inanması kolaylaşır. Yalanın etkisi artar. İnsan beyninin tembelliğini unutmayın ve ona göre hareket edin. Tembel zihin propagandayı daha kolay sindirir. Halkın zihni her zaman sıcak tutulmalıdır. Soğumasına ve işlerin olağan akışına dönmesine izin verilmemelidir. Şayet düşmanın prestijini yok edecekse, düşman propagandasından faydalanıp onların ilkeleri geçici olarak benimsenebilir. Propagandanızda rakibin üstün yanları olduğunu asla kabul etmeyin. Bu durumdan sadece sizin haberiniz olsun. Düşmanınıza odaklanmaktan geri durmayın. Ortadaki sorunların tümünü tek bir odağa yönlendirin.
kötü giden şeylerin sorumlusu artık o düşman haline gelmeli. Propagandanın zamanı dikkatli seçilmelidir. Optimum anda zihinlere yerleşmeli ve orada kalması için çaba gösterilmelidir. Hukuk ve yargı sisteminin devletin efendisi olmasına izin vermeyin. Hukuku devlet politikalarına hizmet ettiği ölçüde kullanın, ikinci planda tutun. Aydınları hedef almayın. Propagandanın hedefi her zaman kalabalık toplum kitleleri olmalıdır. Kalabalık kitleleri ikna etmek, birkaç aydını ikna etmekten her zaman daha kolaydır. Nazi Alman Öğrenci Birliği 6 Nisan 1933'te edebi anlamda ateşle temizlik ya da arındırma havası yaratmak üzere ulus çapında Alman olmayanlara karşı eylem deklare etti. Kaygı verici öneme sahip sembolik bir eylem olarak üniversite öğrencileri 10 Mayıs 1933'te 25 bin ciltten fazla Alman olmayan kitabı yaktı. Bu eylem devlet sansürü ve kültür kontrolü döneminin habercisiydi. Goebbels'in onayından geçmeyen kitaplar, sanat eserleri, şarkılar yok olup gidiyor, Nazileri öven sanatçılar için özel bütçeler ayrılıyordu. Akla hayale sığmayan ödemeler yapılıyor ve propaganda için insanları etkileyen sanat eserleri pompalanıyordu. Tüm bu eserler herkes tarafından tüketilsin diye radyolar ucuzlatıldı, sinemalar küçük köylere bile gitti, sergiler teşvik edildi. Almanya'daki bütün haber kaynakları üzerinde tam kontrol sağlandı. 1933'te Hitler, başbakan olduktan sonra propaganda bakanı olan Goebbels, tüm kültür unsurlarının bu propaganda malzemeleri için kullanılmasına ön ayak oldu. İktidar hırsı arttıkça, propagandalarda yalanlar artıyor, insanları teşvik edebilmek için yaşanmamış olaylar piyasaya sürülüyordu. Her gün basın toplantısı yapıyorlardı. Sanata dair bütün konular devlet kontrolünde tek kaynaktan çıkıyor, tek fikri yansıtıyordu. İşbirliği yapmak istemeyen sanatçılara iş verilmiyordu. Goebbels, bütün sanat dallarından operayı da Nazilerin üst sınıf Almanlar ve yabancılar gözündeki imajını iyi tutmak için ön plana çıkarıyordu. Goebbels, 1 Mayıs tatilini işçi haklarının kutlanması yerine Nazi Partisi kutlamasına çevirdi. Rejim daha sonrasında kiliseleri hedef almaya başladı. 1935 ve 36 yılları boyunca yüzlerce din adamı ve rahibe çoğu zaman uydurma para kaçakçılığı veya cinsel suçlarla itham edilerek tutuklandı. Haçlar devlet binalarından kaldırıldı. Goebbels'in Nazi propagandasının en büyük odağı Hitler'di. Kendisi kahraman ve şaşmaz bir lider olarak gösterildi. 1935 Nürnberg kanunlarıyla Yahudilere vatandaşlık verilmesi ve Yahudilerle evlenmek yasaklandı. Goebbels de Der Sturm dergisinde bunun propagandasını yaptı. Goebbels ayrıca 1935'te Nürnberg'de yapılan Nazi Parti Kongresi'nde şunları söyledi. Bolşevizm, Yahudilerce kontrol edilen yarı insan uluslararası bir kültürdür. Hitler'in basın sekreteri Ernst Hamstengel, Goebbels'i Hitler'in üzerinde kötü etkisi olduğu için suçlamıştır. Goebbels'in dahi, alaycı, kıskanç, kötü niyetli ve şeytani bir cüce olduğunu söylemiş, eğer Hitler bir köpek balığıysa o da onun pilotuydu demiştir. Hamstengel'e göre Goebbels sonunda Hitler'i düzen adına her şeye karşı durmaya ikna eden tam bir şizofrendi. İş arkadaşları tarafından hoşlanılmayan Goebbels ise Hitler'in sevgisine sahipti. Yaz ve kış olimpiyatlarını yönetme yetkisi 1936'da ona verildi. 1936'da Goebbels, Çek aktris ve gerçek bir Nazi yanlısı olan Lida Bárova ile tanıştı ve 1937 kışında onunla başlayan ilişkileri tam bir skandala sebep oldu. Lida, onu o kadar çok etkilemişti ki Goebbels neredeyse aklını kaybetmişti ve Magda ile olan evlilikleri yıkım noktasına geldi. Lida da Hollywood'da iş fırsatları yakalamasına rağmen hem Goebbels'le ilişkisi hem Nazi yanlısı olması sebebiyle Almanya'da kalmayı tercih etmişti. Magda boşanmak ve İsviçre'ye taşınmak istedi. 15 Ağustos 1938'de Hitler ile bu konu hakkında uzun bir konuşma yaptı.
üst düzey bakanlarından birinin karıştığı bir skandala katlanmak istemeyen Hitler, Goebbels'ten ilişkiyi kesmesini istedi. Goebbels, Hitler'le hararetli bir tartışmaya girerek görevini ve evliliğini geride bırakıp Lida ile Japonya'ya taşınmak istediğini söyledi. Hitler Goebbels'ten 3 ay denemelerini istedi. Eğer yürümezse boşanabileceğini söyledi. Artık Goebbels, Hitler'in akşam yemeklerine davet edilmiyor ve nadir konuşuyorlardı. Hitler'in güvenini tekrar kazanmak için çaresiz olan Goebbels, Yahudi nefretini derinleştirmeye çalıştı. Hitler, Ekim ayında barışmış çiftle birlikte kendi fotoğraflarının çekilmesini sağladı. Goebbels ilişkisi bittikten sonra Lida Barova filmlerde rol alma konusunda yasaklı hale geldi ve Lida Praga gitti. 7 Kasım 1938'de 17 yaşındaki bir Polonya Yahudisi Paris'teki Alman elçiliğinde diplomat olan Ernst von Rath'ı vurdu. Bunun üzerine Goebbels, Münih'te Nazi Partisi yandaşlarına yönelik ateşli bir Yahudi karşıtı konuşma yaptı. Von Rath'ı şehit ilan etti. 9 Kasım 1938 gecesi tüm ülkede Yahudilere karşı bir şiddet hareketi başladı. Yağmalanan Yahudi dükkanlarından kırılan camlar sebebiyle tarihe kristal geceler olarak geçen olayı Joseph Goebbels organize etmişti. Goebbels özellikle yeni bir kitlesel medya aracı olan radyo üzerindeki kontrolle ilgileniyordu. Karşıt protestolara rağmen ülke çapında bütün radyo istasyonlarının kontrolünü ele geçirdi. İmalatçılar Goebbels tarafından ucuz radyolar yapmaları için baskı gördü. 1938'e kadar bunlardan neredeyse 10 milyon satılmıştı. Savaşın başlamasından bir gün sonra 2 Eylül 1939'da Goebbels yabancı radyo istasyonlarını dinlemeye yasak kıldı. Bunları dinleyenler ölüm cezasına dahi çarptırılıyordu. Kültüre dair ne varsa bakanlık denetimine girdi. İktidarın garantisi radyoda yapılan manipülatif yayınlar oldu. 1940 Katyn katliamında Kızıl Ordu tarafından öldürülen Polonyalı subayların toplu mezarının keşfi Goebbels tarafından propaganda aracı olarak kullanıldı. Goebbels 1940'da bir film ekibiyle birlikte Yahudi gettosundaki hayatı göstermek için Polonya'ya gitti. Filmde paçavralar içinde ve kirli gösterilen Yahudiler aslında Nazilerin onları bu duruma mecbur etmesi sebebiyle bu şekilde yaşıyorlardı. Fakat Goebbels bunu gettodakileri hayvanlarla kıyaslamak için bir fırsat olarak gördü. Böyle yaşamayı kendilerini seçtiklerini ve köklerinin kazınması gerektiğini söylüyordu. The Eternal Jew adlı film gösterime girdi. Eğer Almanya savaşı kaybederse Yahudilerin ülkeyi ele geçirecekleri, onların kazanmasının güzel, asil ve değerli olan her şeye aykırı olduğunu anlatıyordu. Filmi izleyen halkı gerçek bir korku kapladı ve toplama kamplarının haklı bir sebebi olduğunu düşünmeye başladılar. 1941'de çekilen I Accuse filminde MS hastası olan bir kadının kocasından acısına son vermesi ve ona daha fazla yük olmamak için kendisini öldürmesini istemesi ve kocasını ilk başta istemese bile sonunda karısının isteğini yerine getirmeye ikna olması anlatıldı. T4 projesine Alman halkını ikna etmeye çalışan filmin vermek istediği mesaj, bir engeli ya da hastalığı olan kişilerin intiharı seçerek sevdiklerine aslında iyilik yapıyor olacaklarıydı. Ya da siz sevdiklerinizi istekleri üzerine öldürüyorsanız aslında onlara iyilik yapıyordunuz. 1941'de Hitler Goebbels'e savaş ilanı hakkı verdi. Goebbels radyodan Sovyetlerle savaşa gireceklerini duyurdu. Goebbels evdeki insanların savaştaki mücadeleye ne kadar çok katılırsa morallerinin o kadar iyi olacağına inanıyordu. Örneğin Doğu cephesindeki askerler için kışlık giysiler ve kayak malzemeleri toplamak için bir program başlattı. 1942'nin sonlarında filmlerin %20'sinin propaganda, %80'inin eğlence olması gerektiğine karar vererek radyo ve filmde halk için üretilen daha eğlenceli materyallere sahip olmak için değişiklikler yaptı. Propaganda kampanyaları aracılığıyla halk arasında askeri durum hakkında ne çok iyimser ne de çok acımasız bir tablo çizdi.
Bir film ekibini Sovyet tutsakları görüntülemesi için görevlendirdi. Çamur içindeki Rus tutsakları göstererek bunun Rusların normal yaşayışı olduğunu belirtti. Film, Rusların Yahudiler tarafından yönetilen Bolşevikler yüzünden böyle yaşadıklarını vurguluyordu. Böylece Alman halkını Ruslara karşı savaşmaya ikna etti. 1942'de başlayan Stalingrad Savaşı, özellikle soğuk sebebiyle Nazilerin sonunun başlangıcı oldu. 15 Ocak 1943'te Hitler, Goebbels'i yeni oluşturulan Hava Saldırısı Hasar Komitesi'nin başına atadı. Bu da Goebbels'in nominal olarak ülke çapındaki sivil hava savunmalarından ve sığınaklardan ve ayrıca hasarlı binaların değerlendirilmesi ve onarımından sorumlu olduğu anlamına geliyordu. 18 Şubat 1943'te Stalingrad yenilgisinden sonra Sportpalast'ta binlerce kişinin katıldığı bir miting yapıldı. Goebbels buradaki konuşmasında topyekün savaş en kısa savaş vurgusunda bulundu. Goebbels artık propagandada kolay zafer imajı yerine daha dayanıklı olması gereken Almanya imajı çizmeye başlayacaktı. Propaganda ustası Goebbels, hakim yenilgi durumunun gösterilmesinin yasaklanmasını değil, aksine tarihte yaşanmış benzer olaylarla karşılaştırma yaparak, paralellik ve ortak noktalar bularak umutları yükseltmeye çalışıyordu. Ayrıca savaşın kaderinin değişmesiyle insanlara moral aşılamak amacıyla fantastik intikam silahlarının propagandası yapıldı. Müttefik bombacı pilotlar korkak katiller olarak gösterildi. Özellikle Amerikalılar bu propagandalarda Al Capone gibi gangster tiplemesiyle özdeşleştirildi. Savaşın sonlarına doğru Goebbels'in konuşmaları vahiysel bir ton kazandı. Özellikle Hitler'in sol elindeki istemsiz titremeler halk içine fazla çıkmasını engelliyordu. Goebbels, Hitler'den daha çok ortalarda görünmeye başladı. 1945 başlarında artık yenilginin kaçınılmazlığının gizlenemeyeceği aşikardı. Propaganda yoluyla yaşı yetmeyen Hitler gençleri silah altına alınıp çok kısa bir eğitimden geçirilerek sivil bir ordu kuruldu. Goebbels, Hitler'e birçok kez batılı güçlerle barış anlaşması imzalamayı teklif etmişti ama hep reddedildi. 18 Nisan gecesi özel kağıtlarını yaktı. Göring, Himmler, Ribbentrop ve Speer de dahil olmak üzere Hitler'in yakın çevresinin çoğu Hitler'in 20 Nisan'daki doğum günü kutlamasından hemen sonra Berlin'den ayrılmaya hazırlandı. 22 Nisan'da Hitler sonuna kadar Berlin'de kalacağını ve sonra kendini vuracağını açıkladı. Goebbels ailesiyle birlikte aynı gün Berlin'in merkezindeki Reich Şansölyeliği bahçesinin altındaki Führer Bunker ile bağlantılı olan War Bunker'e taşındı. 23 Nisan'da Goebbels Berlin halkına şu ilanı verdi. Sizi kentiniz için savaşmaya çağırıyorum. Sahip olduğun her şeyle savaş. Karıların ve çocukların, annelerin ve ailen için. Kollarınız şimdiye kadar sahip olduğumuz her şeyi ve bizden sonra gelecek olan tüm nesilleri savunuyor. Gururlu ve cesur ol. Yaratıcı ve kurnaz ol. Berlin Savaşı, bütün ulusun savaşta yükselmesi için bir işaret olmalı. 29 Nisan gecesi Hitler, Eva Braun ile Führer Bunker'deki küçük bir sivil törenle evlendi. Daha sonra Hitler, yeni eşiyle mütevazi bir düğün kahvaltısına ev sahipliği yaptı. Hitler, sekreter Traudl Junge'yi başka bir odaya götürdü ve son arzusunu ve vasiyetini dikte etti. Goebbels ve Bormann tanıkların ikisiydi. Son vasiyeti ve isteği üzerine Hitler'in Führer veya Nazi Partisi lideri olarak halefi olmadı. Bunun yerine Goebbels'i Reich Şansölye olarak atadı. 30 Nisan öğleden sonra Hitler kendini vurdu. Goebbels depresyona girdi ve Başbakanlık bahçesinin etrafında Rus bombardımanı tarafından öldürülene kadar yürüyeceğini söyledi. 1 Mayıs'ta Goebbels tek başına şansölye olarak resmi görevini tamamladı. Sovyet 8. Muhafız Ordusu Komutanı Vasili Çikov'a bir mektup yazdı ve Alman General Hans Krebs'e beyaz bayrak altında Çikov'a gitmesini emretti. Çikov, Berlin'in merkezindeki Sovyet kuvvetlerine komuta ediyordu. Bu istek reddedildikten sonra Goebbels, daha fazla çabanın boşuna olduğuna karar verdi.
1 Mayıs'taki son görüşmelerini Amiral Voss şöyle anlatır. Hoşça kal derken Goebbels'in bize katılmasını istedim. Kaptan batan gemisini terk etmemeli. Her şeyi düşündüm ve burada kalmaya karar verdim. Gidecek hiçbir yerim yok. Çünkü küçük çocuklarım ile bunu başaramayacağım. Özellikle aksayan bacağımla diye konuştu. Tüm bunlar olurken çocuklara sabah Berchtesgaden'a gitmek için sığınaktan ayrılacakları söylenmişti. Magda çocuklarının babalarının 100 yılın en büyük katili olduğunu dinleyerek büyümelerini istemiyordu ve reenkarnasyonun onlara çok daha iyi bir yaşam sunabileceğine inanıyordu. Çocuklar yaşları çok küçük olduğu için yaklaşmakta olan tehlikenin farkında değillerdi. Yalnızca en büyük kardeş Helga, savaşın sonu hakkında yetişkinlerin onlara yalan söylediğini hissediyor ve kendilerine ne olacağını soruyordu. 1 Mayıs akşamı Magda, çocukları kendi iyilikleri için aşılanmaları gerektiği konusunda ikna etmişti. Daha sonra saçlarını taradı ve pijamalarını giydirdi. O zaman Hitler'in bodyguardı Rokus Misk neler olduğunu anlamıştı. Daha sonrasında müdahale etmediği için pişmanlık çekmişti. SS diş hekimi Helmut Kunz'dan alınan morfinler önce Hitler'in köpeği Blondie'ye enjekte edildi. Daha sonra çocuklara verildi. Fakat çocukların ağzına siyanürü kimin koyduğu tam olarak bilinmemekle birlikte çoğunluk olarak Magda'nın verdiği düşünülmektedir. Çocukları bulan ölümlerinin bir gün ertesinde sığınağa giren Sovyet askerleriydi. Helga'nın vücudunda morluklara rastlandı. Boğuşma büyük ihtimalle katilin Helga'ya siyanür içirmeye çalıştığı sırada yaşanmıştı. Çocukların bedenleri yattıkları ranzada bulundu. Saat 20.30'da Joseph ve Magda Goebbels sığınağı terk etti ve intihar ettikleri şansölye bahçesine doğru yürüdüler. SS komutanı Günter Schwagerman'e göre Goebbels bir SS askerinin kendisine ateş etmesi yönünde emir verdi. Fakat asker bu emri yerine getirmedi. Bunun üzerine Goebbels önce Magda'yı sonra kendisini vurarak intihar etti.